1913, yeniliklerin yılıydı. Sanatçılar toplumdan özgürleşmiş bir sanat yaratma çabasındaydılar. En azından son 10 senenin burjuva hakim yönetiminin etkilerinden uzak bir sanat istiyorlardı. Bunda ise kitapların rolü büyüktü. Ama burada kitaptan kastım bizim bildiğimiz kitap değil. Kitapların bazıları sanatçı tarafından elle resimlendirilmiş ve boyanmışlardı. Yani her biri eşsizdi. Görsel ve yazı ile arasında özel bir ilişki vardı. Olga Rozanova, kitapları farklı ve yeni kullanımıyla 20. yüzyılda bir öncüdür. Çoğu zaman Alexey Kuruchonik ile beraber çalışmıştır. Küçük ördeğin kötü kelimelerle dolu yuvası olarak çevirebileceğimiz A Little Duck's Nest of Bad Words en önemli eserlerinden biri. Kuruchonik yeni bir dil icat etmiş. Adı da Zaun. Zaun kelimesini mantık ötesi olarak çevirmek mümkün. Nedenlerin ötesinde bir şey, mantığın ötesinde bir şey. Dili herhangi bir anlamdan arındırmayı amaçlamışlar. Kelimeleri özgür bırakmak, şekiller ve sesler için kelimeler yaratmak, herhangi bir anlama mahkum olmayan kelimeler yaratmak. Kitaplar, ucuz küçük kitaplar çok önemli bir rol oynadı. Çünkü bunlar bedava dağıtılıyordu. Maliyetleri de çok değildi. Birbirine zımbalanarak yapılıyorlardı. Ama sanatçı tarafından bedavadan dağıtıldıkları için çok azı günümüze ulaşmıştır. Örneğin bu kitabın sadece birkaç kopyası bulunmaktadır. Şanslıyız ki müzede iki kopyası bulunuyor. Böylelikle sanatçının her seferinde nasıl yazıyı ve resimleri tekrar tekrar icat ettiğini görebiliyoruz. Bu çok radikal bir şey. Neredeyse performans sanatı haline gelmiş.